Merhaba sevgili yengeçler. Mart ayı genel değerlendirmesine hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Mart ayında Balık burcunda bir yeni ay ve Başak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Balık Başak hattındaki bu etkileşimler sizin 3 ve 9. evinizi etkileyeceği için iletişimin yoğunlaşacağı bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Balık yeni ay ile beraber yurt dışı ile ilgili kavramlar, medya, yayıncılık, yüksek öğrenim, yasal konular, hukuksal konular Balık yeni ayında hareketlenebilir. Bazı yenilikler, yeni girişimler gündeme gelebilir. Ayın ortasında 16 Mart'ta oluşacak Başak Dolunay'la birlikte özellikle yakın çevrenizdeki iletişimin artacağını, yakınlarınız, komşularınız veya kardeşlerinizle ilgili bazı kavramlarda dönüşümler ve sonuçlanmalar alabileceğinizi söyleyebiliriz. Bu yeni ay seyahate çıkmanız, herhangi bir tatile çıkmanız, akrabalarla, yakınlarla daha fazla iletişim içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Evet, gezegen retrolarımız başlayacak. Özellikle ayın ilk haftasında 1 Mart'ta 27 derece terazi burcunda Mars retro harekete başlıyor. 2 Mart'ta 23 derece akrep burcunda Satürn retro harekete başlıyor. Sevgili yengeçler, Mars'ın retrosu özellikle ev, aile ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Bu süreç içerisinde evde olabilecek ufak tefek kazalar ve sakarlıklara da daha fazla dikkat etmeniz gerekecek ve iletişimle ilgili konularda özellikle biraz daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Ay içerisinde haftalık ve günlük burç videolarımızı izlerseniz daha detaylı bilgileri de sahip olabilirsiniz. Evet, gezegen hareketlerini takip ediyoruz. Venüs Kova burcuna geçecek 5 Mart'ta. 6 Nisan'a kadar Venüs Kova burcunda olacak. Sevgili yengeçler, bu durum özellikle parayla ilgili konularda karşınıza bazı ufak şanslar ve fırsatlar çıkarabilir. Özellikle ortaklı gelirler ve giderlerle ilgili. Evet, 6 Mart'ta Jüpiter retrosu düzeliyor. Yengeç burcunda ileri harekete dönecek Jüpiter ve sizin için olumlu, güzel fırsatlar olacak ve destekleyici etkisiyle Jüpiter 17 Temmuz'a kadar sizin burcunuzda hızla ilerleyecek sevgili yengeçler. Bu süreci hayatınızda olumlu olarak değerlendirebilirsiniz. 16 Mart'ta Başak Dolunay'ının ardından bir diğer gelişmede 20 Mart'ta Güneş'in burç değiştirmesi olacak. Güneş 20 Mart'ta Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca artık iş ve kariyerinizle ilgili konulara enerjisini daha fazla yansıtacak. 18 Mart'ta Merkür Balık burcuna geçiyor sevgili yengeçler. Merkür Balık burcuna geçince yine seyahatler ve iletişimle ilgili konular, yurt dışı ile ilgili kavramlar ve bu alanlardaki haberleşmeler, iletişimler sizin için biraz daha destekleyici olabilir. Evet, ay sonunda da yine bir yeni ayımız var. 30 Mart'ta Koç burcunda yeni ay doğacak ama bu yeni ayın etkileri tabii ki Nisan ayında daha etkili olacak. Evet, ayın genel başlıkları böyle. Daha detaylı bilgiler için ay içerisinde hazırladığımız haftalık videoları ve günlük videoları takip etmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.